Tabii Adanalı. Evet. Adana merkez. 2001'de ben iflas ettim. Antalya'ya geldim. Parklarda yattım. Sonra buraya açtım. Şu dükkanı açtım. Evet. Sonra buraya açtım. Devam ediyorum. 16 yıldan beri de buradayım. Evet. Çok şükür. Ekmeğimi yiyorum. Abi 10 numaraya yollanın. Müşterilerim güzel. Aile yeri burası. Gelen kişiler hep aile. Aile olmayanı zaten bizi almıyor. Biz de onları seviyoruz. Onlar da bizi seviyor. Çok güzel bir aile olduk. Aile ortamımız çok güzel. Sabahleyin ben her gün 9'da kalkıyorum. Dükkanı açıyorum. Etler işliyorum. Ezeleri yapıyorum. Pazarıma gidiyorum. Sonra burada işte hesaplar, kitaplar yapıyorum. Sonra garsonluk yapıyorum. Evet. Ondan sonra da artık sahneye çıkıyorum. Evet. Belli saatte. Evet abi, kebabımız bıçak kıyması, erkek etinden. Şimdi Adana'nın kuyruk yağı birazcık az oldu. Bunu az bir şey daha birazcık kuyruk yağı çekmemiz lazım. Adana dediğin çatalı vurunca dağılması gerek. Etin özelliği bıçakla çekilmesi. Şimdi yeni yetişen çocuklarımızda da hepsi makineden geçiriyor. Sabah 9'da kalkıyorum abi, gece 12'de eve. Akşam sahne var, canlı müzik var abi. Biz bugün bir mesaj yayınladık. Dedik yine gelen arkadaşlarımız bugün misafirimiz. İlk gelen sizsiniz. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun efendim. Lütfen bir de dil beyin işlemi tadar mısınız? Lütfen beyefendi. Bu da bizim Adana dolması. Kendimiz yapıyoruz. Tabii tavuk salatamızın bir tadına bakıvereyim beyefendi. Aa, kebabımız da geldi. İşte aldığımız domates böyle kaliteli domates. Salatada kullandığımız kaliteli domateslerimiz bunlar. Zaten ürünün iyisini kullanırsan iyi ürün çıkar. Koç yumurtası, kanat, tavuk şiş, Adana. Özellikle de Adana'mız meşhur olduğu için biz de Adana çok gidiyor burada. Hantal olmayacak, işine gücüne bakacak abi. Sabah kalkacak, işine gücüne bakar. Ekmeğini yolar. Az önce söylediniz ya. Her zaman için eski annelerimiz kalkardı. Avluyu süpürürdük yine. Eve rızkız. Şimdi ben patron olarak yatabilirim. Ama 9'da kalkıyorum. Etlerimi kendim işliyorum. Elemanlara teslim ediyorum. Tabii yok, bırakma yok. Bıraktığımız zaman bu iş biter abi. Şimdi Haydari, Hibe, Şakşukay her yerde yersin. İş olmayanları yapmak abi. Bizde misal avokado değişiklik salatası vardı bizde. Başka yerde soyuyorlar, üzerine limon suyuyla zeytinyağını veriyorlar, yalla yolluyorlar. Öyle bizim damak tadımı hiç unutmuyor. Bunlar her gün işlemekten ben çok gurur duyuyorum, biliyor musun? Zevkle iş yapıyorum. Çünkü bunlar benim abi çocuklarım gibi. Bunlar var ya, yemek kültürü çok önemli. Mahmut Bey bunu alıver, bunu alıver. Başka masanı bu. Bizim buranın var. Onu götür abi. Bizim kendimizin buraya kendime az özel turşular bunlar. Evet. Ben Antalya'ya ilk geldim, o turşuları başladım. Burada müşterilerime ikram etmeye. Sonra müşteriler hepsi bunları istemeye başladı. Bu bizim çok özel. Bütün karışım, bütün çeşitlerimiz hepsi var. Elinden bir taş bitmez olayım. Yolun gelmez
olmaz olaydı. Güzel yüzüne bakmaz olaydı. Yani özel hayvan kestiriyorum. Başka sormak istediğiniz...